Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle nohut model üçgen şal nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Anlatmamı isteyen arkadaşlarımız oldu. Ben de onları kırmamak adına şöyle küçük parçalar halinde çıkarıp sizlere hazırladım. Bakın, arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Bunu çok fazla kalın olmayan bir bebek yünüyle yaptım. Aynı modeli bir de bakın. Angora ipi iki kat yaparak ördüm. Onun da arka yönüne bakalım. Şöyle diş diş görünmesi adına angora ipi iki kat yaparak ördüm bunu. Tek katla da yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Küçük bir parçaya başladım. Bakın, bu da tek katla örülmüş olanı. Çok güzel gelin şalları yapabilirsiniz. Yapılışı da oldukça kolay. Örmesi çok keyifli, güzel bir model. Şimdi dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden modelimizin anlatım aşamasına geçelim. Şimdi sizlere modelin anlatımını yaparken yine orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3 numara şişler kullanarak anlatımını yapıyor olacağım. Sizler de örmek istediğiniz ipin kalınlığına göre şiş numaralarını ayarlarsınız. İplerin üzerindeki bant kısmında şiş numaraları yazıyor zaten. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. Şimdi başlangıç için toplam 7 tane ilmek atmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 Şişime toplam 2, 4, 6, 7 tane ilmek attım. Şimdi şişlerimden birini çekerek örgümüze başlıyoruz. Öncelikle ilk ilmeğimi, kenar ilmeği ters olarak ördüm. Sonrasında ipimi örgümün arkasına aldım. Bakın, sıradaki ilmeği bir kez düz ördüm. Ama soldaki ilmeğimi hala şişimde tutuyorum, çıkarmadım. Sağ şişime ördüğüm ilmeğin yanına bir kez ilmek doladım ve aynı ilmeği bir kez daha düz ördüm. Artık ilmeğimi bırakabilirim. Bir ilmekten 3 tane ilmek çıkarmış oldum. Devamında 1, 2, 3 ilmeği, üçünü birlikte aldım. Ters olarak ördüm. Burada ilmek eksiltme yapmış oldum. Şimdi yine sıradaki ilmeğimden, bakın, ipimi örgümün arkasına alıyorum. Önce bir kez düz. İlmeğim hala şişimde duruyor. Bir ilmek doladım. İkinci ilmeğim olmuş oldu. Aynı ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Son kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. İlk sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şalımızın üçgen olması için her sıra sonunda şişimize bir ilmek atıyoruz. Ters ilmekten sonra bir tane ilmeğimi attım ve sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi döndüm örgümün arka yüzüne. Aslında burası örgümüzün ön yüzü olacak. İlk ilmeğimi ters ördüm. Devamındaki bütün ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Model örgünün arka tarafında kuruluyor. Ön yüzde sadece ters örüyoruz. İlmeklerimin tamamını ters olarak ördüm. Yine sıra sonuna geldiğimize göre ilmeğimizi buraya atıyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Her sıra sonunda bu ilmeği atmayı unutmayalım. Şimdi döndüm tekrar örgümün arka yüzüne. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Devamındaki ilmekten yine bir doluyorum 2. Bir kez daha örüyorum 3. Kenar ilmeğini ters örerek başladım. Devamındaki ilmekten 3 tane ilmek çıkardım. Şimdi sırada bakın. Daha önce bir ilmekten çıkardım. 3 ilmeğim var. Bunu üçünü birlikte ters olarak topluyoruz. Bir arttırıp bir eksiltiyoruz. Model bu şekilde ilerliyor. Şimdi yine bakın zaten tek görünüyor modelimiz. Bu ilmekten bir ördüm. Bir doladım, tekrar bir düz ördüm ve yine 3 ilmek çıkarmış oldum. Sıradaki 3 tane ilmeği üçünü birlikte
ters olarak topladım. Kenar ilmeğini ters örerek başladık. Devamlı 3 ilmek çıkardık. 3 ilmeği topladık. Yine 3 ilmek çıkardık ve 3 ilmek topladık. Kenar ilmeğinden sonraki son ilmeğimden de 1 doluyorum. 2 tekrar örüyorum. 3 ilmek çıkarmış oldum. Son kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı tamamladım. Sıralarımızı nasıl tamamlıyorduk? Her seferinde 1 ilmek arttırarak. Döndük örgümüzün ön yüzüne. Yine sıraya başlarken ilk kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonrasındaki tüm ilmekleri de yine ters örerek sırayı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz şimdi. Arka tarafta modelimizi oluşturuyoruz. Ön yüzde sadece ters örüyoruz. Son ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Sıramın sonundayım. Ne yapıyoruz? İlmeğimizi buraya atıyoruz. Arttırmamızı da yaptık. Artık dönebiliriz. Örgümüzün arka yüzü. Her sırada örgünün arkasında kenar ilmeğinden sonra arttırarak başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Sıraya başladım. Ne demiştim? Kenar ilmeğinden sonraki ilmeği arttırarak. 1 doluyoruz, 2 tekrar örüyoruz, 3. Takibi kolay bir model. Yine sıradaki 3 ilmeği, 3'ünü birlikte topladım. 1 arttır, 1 topla şeklinde ilerliyoruz. Bakın sıradaki ilmeğimden 1 doluyoruz, 2 tekrar örüyoruz, 3 ilmek aldım. Sıradaki 3 ilmeği de topluyorum ters olarak. Arttırmaları düz yapıyoruz. Toplamaları ters. Yine arttırmaya geldik. 1 doladım, 2 tekrar ördüm, 3. Yine sıradaki 3 ilmeğimi, 3'ünü birlikte aldım ve ters olarak topladım. Son kenar ilmeğinden önce de yine sıranın başında kenar ilmeğinden sonra nasıl arttırarak başladıysak, sıranın sonunda da son kenar ilmeğini örmeden önce hep arttırma yapıyoruz. 1 doluyoruz, tekrar düz örüyoruz, 3 ilmek almış olduk. Son ilmeğimi ters ördüm, sıramı tamamladım. Ne yapıyorduk? Her sıra sonunda ilmeğimizi arttırıyoruz. Şimdi döndük örgümüzün ön yüzüne. Bakın modelimiz de çıkmış oldu. Bu sırayı da tüm ilmekleri ters örerek tamamlayalım. Bundan farklı yapacağımız hiçbir işlem yok. Modelin tamamı bundan oluşuyor. Videomun başında da söylediğim gibi yapımı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi rahatlıkla yapabilirler bu modeli. Son kenar ilmeğimi ters örerek tamamladım. İlmeğimi atarak sırayı bitirdim. Model ilerlediğinde de hemen şu ilerlemiş büyük olan parçada göstereyim. İlerlediğinde de bu şekilde oluşuyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.